Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kastamonu. Bismi sübhanehu. Şefkati insaniye merhameti Rabbaniye'nin bir cilvesi olduğundan elbette rahmetin derecesinden aşmamak ve rahmetennil alemin zatın mertebeyi şefkatinden taşmamak gerektir. Eğer aşsa ve taşsa o şefkat elbette merhamet ve şefkat değildir. Belki dalalete ve ilhada sirayet eden bir maraz-ı ruhi ve bir sekam-ı kalbidir. Mesela kafir ve münafıkların cehennemde yanmalarını ve azap ve cihat gibi hadiseleri kendi şefkatine sığıştırmamak ve tevile sapmak, Kur'an'ın ve edyan-ı semaviyenin bir kısmı azimini inkar ve tekzip olduğu gibi bir zulm-ü azim ve gayet derecede bir merhametsizliktir. Çünkü masum hayvanları parçalayan canavarlara himayet kerene şefkat etmek, o biçare hayvanlara şiddet bir kadir ve vahşi bir vicdansızlıktır. Ve binler Müslümanların hayatı ebediyelerini mahveden ve yüzer ehli imanı sui akibete ve müthiş günahlara sevk eden adamlara şefkat kerene taraftar olmak ve merhamet kerene cezadan kurtulmalarına dua etmek, elbette o mazlum ehli imana dehşetli bir merhametsizliktir ve şeni bir kadirdir. Risale-i Nur'da katiyetle ispat edilmiş ki küfür ve dalalet kainata büyük bir tahkir ve mevcudata bir zulm-ü azimdir ve rahmetin ref'ine ve afatın nüzulüne vesiledir. Hatta deniz dibinde balıklar canilerden şekva ederler ki istirahatimizin selbine sebep oldular diye rivayeti sahiha vardır. O halde kafirin ve münafığın azap çekmesine acıyıp şefkat eden adamlar şefkate layık hassiz masumlara acımıyorlar. Evet. Bismi çok önemli, evet, oku. Bismi Sübhane. Şefkati insaniye merhameti Rabbaniye'nin bir cilvesi olduğundan elbette rahmetin derecesinden aşmamak ve rahmetennil alemin zatın mertebeyi şefkatinden taşmamak gerektir. Eğer aşsa ve taşsa o şefkat elbette merhamet ve şefkat değildir. Belki dalalete ve ilhada sirayet eden bir maraz-ı ruhi ve bir sekam-ı kalbidir. Ruhun bir marazı, kalbin bir hastalığı. Mesela kafir ve münafıkların cehennemde yanmalarını ve azap ve cihat gibi hadiseleri kendi şefkatine sığıştırmamak ve tevile sapmak. Şimdi bakın, Cenab-ı Hak bütün günahları affeder, edebilir. Kur'an'da İbn Abbas'tan bir rivayet var ki, bak, ayette geçiyor, cemiye diyor bak. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Allah dilerse bütün günahları affeder. İbn Abbas diyor ki Kur'an'da en büyük rahmet ayeti bu. Allah dilerse bütün günahları affeder. Fakat şirk hariç. Allah'ı inkar hariç. Bak. Niye Cenab-ı Hak şirki affetmiyor? Bak. Bütün kainat müsebbihtir. Allah'ı tesbih ediyor. Cenab-ı Hakk'ın kemalatını, rahmetini, inayetini, hallakiyetini, kainattaki rububiyete medar güzelliklerden dolayı
her şeyin bir hakkiyatı var, hukuku var. Kafir, küfrüyle bütün mahlukatın hukukuna tecavüz ediyor. Öldürmüş gibi oluyor. Bak, bak, bak. Şimdi biraz daha açalım yani. Böyle misal biraz şey ama konuşayım yani. Şimdi affedersiniz mesela bir adam, bir adamın 10 tane evladı var. 10 tane genç. Değil mi? Birisi gelse birisine hakaret etse, o 10 kardeşten birisine, değil mi? Affınıza sığınarak konuşayım. Ulan veredi zina dese. Bak, bu itham sadece bir kardeşe midir? Yok. Hayır, bak. Annesini, o ailesini iffetsizlikle ne yaptı? İtham etti. Şimdi lazım gelir ki o adamın 10 tane ruhu olsun, hepsi tutsun boğazından bunu sıksın. Ulan zalim, sen nasıl bu yalanı bize iftirayı yapıyorsun diye. Bak, demek bak, bir kişi, yani o tabiri kullandığı zaman yine anası babası var. Ama ana baba ne oluyor? Ne efendim? Meşru. Meşru değil, gayrimeşru. Yine çocuk doğduğu zaman yine ne oluyor? Cinsi mukarenet de doğuyor. Şimdi bakın, o tabiri kullandığı zaman 10 tane kardeşin hukukuna ne yapmış oluyor? Tecavüz etmiş oluyor. Şimdi kainatta, yerde, gökte yaratılan mesela havadaki zerreleri düşün. Bunların hepsi müsebbihtir. Hepsi Allah'ı tesbih ediyor mu? Ediyor. Şimdi Allah'ı inkar eden kainattaki, havadaki her bir zerre ahirette ona şikayetçi olacak. Ya Rabbi ben seni tesbih ediyordum. Ayet var. Ve in min şeyin illa yusabbihu. Her şeyi, her mevcut, her an Allah ne yapıyor? Tesbih ediyor. Şimdi kainatta ne kadar hava zerresi var? Yarın ahirette bütün zerrelerin her birisi o zalimden hakkını isteyecek. Ya Rabbi seni tesbih ediyordum. Bu adam beni, intizamımı senden kesti. Hakkımı isterim. Ne kadar mahlukat var? Karada, denizde, deryada ne kadar mevcudat var? Onların hepsi o zalimden hakkını isteyecek. Şimdi tabii milyarlarca, trilyonlarca hak var. Değil mi? Onlar yani sonsuzluk boyutu içerisinde bir gün biter mi? Biter. Bitse bile yine çıkamaz. Niye? O sadece mahlukatın hukukuna tecavüz etmedi. Cenab-ı Hakk'ın mutlak, namütenahi ve sonsuz cemal, kemal ve varlığı ne yaptı? İnkar etti. Mutlak kemali inkar ettiğinden dolayı ona mutlak yani ebedi cehennem aynı nedir? Adalettir. Sonsuz kalacak. Sonsuz, sonsuz kalacak. Kafir cehennemden çıkamaz. Ha. Ama müminin hatası olur, günahı olur, tövbe eder. Kıyamete kadar kapanmayan kapı tövbe kapısıdır. Tövbeyle Allah'a gel, istiğfar et, iltica et. Umulur ki Cenab-ı Hak seni ne yapar? Affeder. Hatta Peygamberimiz buyuruyor, tövbe-i nasuh, bir daha yapmamak azm ve gayretiyle Müslüman, tövbe-i nasuhla Allah'a dönerse, tövbe-i nasuh onun mazideki bütün günahlarını da ne yapabilir? Silebilir. Yani. Evet. Mesela, kafir ve münafıkların cehennemde yanmalarını ve azap ve cihat gibi hadiseleri kendi şefkatine sığıştırmamak ve tevile sapmak, Kur'an'ın ve edyan-ı semaviyenin bir kısmı azimini inkar ve tekzip olduğu gibi bir zulm-ü azim ve gayet derecede bir merhametsizliktir. Çünkü masum hayvanları parçalayan canavarlara himayetkârine şefkat etmek, o biçare hayvanlara şiddet bir gadir ve vahşi bir vicdansızlıktır. Evet. Ve binler Müslümanların hayatı ebediyelerini mahveden ve binler Müslümanların hayatı ebediyelerini mahveden ve yüzer ehli imanı sui akibete ve müthiş günahlara sevk eden adamlara şefkat kerene taraftar olmak. Ya şimdi bak bu gavurlara bakın, kafirlere bakın. Ya bak tarih boyunca ya Batı medeni değildir. Batı insan da değildir. Canavarın da bin derece daha canavarıdır diyor. Bakın.
Afrika'da yapılan zulümler. İslam dünyasında oynanan bu İngiliz alçakların, şerefsizlerin ve diğer batı insanların tezgahları. Ne? Bu Müslümanlara yapılan zulümler, ihanetler, alçaklıklar bu böyle geberip gidecek de toprakta çürüyecek mi? Allah onların ahiret nefesini kesecek. Sûre-i İbrahim'de bir ayet var ya. O ahiret gününde azabın dehşetinden diyor ayet-i kerimede gözleri yerinden patlayacak gibi açılacak. İleri fırlayacak. İleri fırlayacak diyor. Ayette geçiyor ya. Bu zalimler bak, dine, imana, İslamiyete, namusa ne kadar pislik varsa dibinde hep ne var? Ateist insanlar, dinsiz insanlar, şerefsiz insanlar bak, katmış kavurmuşlar ya bak, vurmuşlar, kırmışlar, dökmüşler. Milyonlarca şey ya, zulüm. Elbette ya. Hulagu Bağdat'a girdi. Bak, tarih kayıtlara göre 200 bin, bazı tarih kayıtlarında 400 bin insanı öldürmüş ya. 400 bin. Ya bu sinek değil mi yani? Hani şey atıyorsun sineğe. İlaç atıyorsun. İlaç atıyorsun. Sinek değil ya. Bataklıktaki sineği de kurutmuyorsun. Ya 400 bin insan. Bak. Rusya'da yani, milyonlar. Ha. Komünist Rusya. Bak. Stalin. Stalin 1933'te 5 milyon insanı kesmiş. BBC'nin ifadelerine göre, BBC'nin ifadelerine göre 70 milyon insan öldürülmüş. Evet. Komünizmin faturası. Rusya diyor ki siz abartıyorsunuz. 40 falan değil. 40 bin. 40 milyon. Ya. Ya elbette ahiret olacak ya. Aman Allah'ım. Firavun'a bakın ya. Deccallara, Süfyanlara, Nemrutlara bakın ya. Nasıl bir zulüm ya, nasıl bir ihanet ya. Elbette ahiret gelecek de. Ya, bu zalimlerin yaptıkları ihanetlere bakın ya. Dine, imana, mukaddesata, insaniyete, İslamiyete bu kadar zulüm, bu kadar ihanet. Toprağa girsin, kalkmasın. Elbette kalkacak ya. Şimdi gençliği... Ya, gençliği ifsat ediyorlar. İnsaniyeti ifsat ediyor bak. Bak, ya, bak, ya, bak, ya. Nasıl bir zehir ya, Allah Allah. Bak. Yılan bir yanışı değil, ya yılan sana vurur. Zaten yılan kimseye fazla erişmez. Kuyruğuna basarsan, kuyruk acısından döner sana bir tane vurur. Efendim, bir sizden bir bizden sen de kafasını ezersin, seni öldürür. Yani ulaşamazsan doktora, bir yılandan gider, bir de senden gider o kadar. Ya bu yılana bak ya, nasıl bir yılan ya bak. Bir konuşuyor, bir kitap yazıyor, bir sosyal medya ile bakın ya neler ya. Yalan, iftira, ihanet, hıyanet, hepsi var mı var? Güya medeni, anne mi de medenisi? Efendim şimdi bak, medeni böyle kravatlı, elbisesi güzel. Bu Kurban Bayramı'nda, evet, bu kadar öldürülen, kesilen koyunlara, sığırlara çok acıyorum. Yazık derim. Yazıklar olsun bu Müslümanlar, bunları katlediyorlar. Bak, Orhan Zalim yılbaşı gecesi katlettiğini Hindilere bak. Ya. Bir sene boyunca pirzola yiyorsun, köfte yiyorsun, tatlısını yiyorsun, acısını yiyorsun. Antepliler burada, Urfalılar var efendim. Köftenin, etin, her şeyini yiyorsun, zalim zıkkınlanıyorsun, bir şey yok. Kurban Bayramı'nda Müslümanlar fakir fukaraya adam bak. Uzak doğuya gidiyorsunuz, uzak yerlere, Afrika'ya. Adam 40 yaşına gelmiş, hiç et yememiş ya. Onlara götürüyoruz ya. Fakir. 70 yaşında bir köye gidiyorlar abi. Evet. Diyor ki ilk defa et yiyorum. Ya bak, ya. Bak insaniyet perdesi. Güya hayvanlara acıyor musun? Stalin, zalim. Bak. Her hafta Kafkasya'dan özel kuzu getirtiyormuş. Kafkasya'da o dağların içerisinde yetişen, o kekik otları yetişen her şeyler Allah Allah bak ya, zalimler bak.
Ya. Kendilerine gelince bir şey yok. Tamam bak. Tefessü etmiş yani. Bak insan tefessü edince bak başka şey gibi değil ya. Hiçbir şeye kıyaslayın ya. Nasıl canavarlaşıyor ya. Nasıl hayvanlaşıyor. Hayvandan 100.000 derece daha hayvan. Mimsiz medeniyet diyor. Deniyet. Ya, bak bak bütün, bütün İslam alemindeki bütün fitne fesada bak. Dibinde hep ne çıkıyor? Hep batı çıkıyor. Ya. Milyonlarca insanı öldürmüşler, kesmişler, gasp etmişler. Orta Doğu'da, İslam dünyasında bakın. Bu şeyde efendim bak, bu Orta Doğu, bunlar, bu İngilizler, bu diğer batı memleketlerin, şunlar, Arapların, Kürtlerin, Türklerin kaşına gözüne mi hayran? Niye? Petrol. Yeraltı kaynaklarını, bakın, yeraltı kaynaklarını alma, gasp etmek için ne kadar tezgahlar kurulmuş ya. Osmanlı'yı parçalayan ihanetler, içteki münafıklar, dıştaki kafirler, gavurlar, ya içimizdeki gavurlar, dışımızdaki gavurlarla, bakın İslam dünyasında bu kadar zulüm olmuş. Yani elbette bu, ya ahirette görülecek hesap ya. Yani burunlarından gelecek mi? Gelecek ya. Dünyada da geliyor ama ahirette daha dehşetli, şiddetli bir azap. Asya kafir zalimleri, Avrupa kafir zalimleri, Asya münafıkları. Münafıkları, ya diyorum. Evet. Evet. Ve binler Müslümanların hayatı ebediyelerini mahveden ve yüzer ehli imanı suyu akibete ve müthiş günahlara sevk eden adamlara şefkatkârına taraftar olmak ve merhametkârına cezadan kurtulmalarına dua etmek elbette o mazlum ehli imana dehşetli bir merhametsizliktir ve şeni bir kadirdir. Risale-i Nur'da katiyetle ispat edilmiş ki küfür ve dalalet kainata büyük bir tahkir ve mevcudata bir zulm-ü azimdir. Ve rahmetin ref'ine ve afatın nüzulüne vesiledir. Ya bakın. Şimdi bak Kur'an-ı Kerim'de bakın münafıklar ilgili çok ayet var ya. Ya bak. Münafık kafirden daha eşittir yani. Ya. Ya. Acip ya. Geliyor Resulullah'ın yanına. Ya Muhammed biz sana iman ettik. Allah ne getirmişse haktır. Sen ne söylemişsen doğrudur. Çıkıyorlar dışarıya. Tam tersi. Tam tersi. Ayet geldi. Ayet. Bak, Cenab-ı Hak ikaz ediyor. Münafıklar, ayetin geniş manasını senin yanında Allah ve Resulünü kabul ediyorlar. Ama onlar yalancıdır. Onlar yalan söylüyorlar. İkaz edilir bak. Yalancı. Dişi başka, içi başka ya. Geliyor Resulullah'ın yanında. Ya Resulullah tamam. Sen ne getirmişsen hak. Dönüyorlar köşede. Münafık ya. Bu İslam dünyası münafıklardan çok çekmiş ya. Yalan. Bak yani. Adamın dünyası yalan, hayatı yalan, konuşması yalan, efalı yalan, etvarı yalan, yalan, yalan. Bir, hadis. Bir, yalan söylerler. İki, emanete hıyanet ederler. Üç, sözlerinde durmazlar. Dördüncüsü de hasımda, adavet ve düşmanlıkta şedittirler. Yani. Ben Müslüman... Eline fırsat geçti. Eline geçti mi senin 7 sürayını keser. Öldürür yani. O enteresan. Her yani Müslüman bir adama kızarsın insanda fıtraten asabiyet olur mu? Ama 2 saat sonra da sükunet olur. 3 gün sonra da düzelirsin.
5 gün sonra da affeder. Affeder. Münafık affetmez. Kin ve ibrar noktasından bak ya ya. Düşmanlıkta hadis-i şerif 4. Münafığın 4. alameti düşmanlıkta ne? Şiddetliler. Eline geçse seni vurutur, senin aşiretini, bağını, bahçeni, varlığını, devletini, servetini hepsini bitirir. Ya. Onun için İslam tarihinde en büyük ihaneti bak içimizden çıkanlar ya. Hazreti Ayşe iftira da onlardan geliyor. Ya değil mi? Ya tabii ya. Ya. Münafıklar. Münafık ya. Abdullah bin Selul. Ya, Selul ya. Ya. Şey, enteresan, Mescid-i Nebevi'de böyle hadiste anlatıyor da ve ekavirane, yani münafıkların özelliklerinden birisi böyle çalımlı, gayet güzel giyinirler, böyle zevahirleri güzel, konuşmalarında da şey var, ekavirlik var, böyle ayaklarını dizini diyor kırıp böyle hani vatan, millet, Sakarya tarzında konuşuyor. Ya Resulallah, işte biz şöyle yapacağız, böyle yapacağız, dini ilah edeceğiz, ipka edeceğiz, vuracağız, kıracağız, öldüreceğiz. Sonra Hud'a çıkarken, efendim cihat ayeti gelince, fıs, fıs. Herkes bir bahane buluyor. Ayette geçiyor ya, içi boş, kütük gibi. Evet. Kütübü getir böyle duvara, kütüğü getir duvara daya, kütük. Bir tekme vurursun, gider yani, içi boş. Ya. Ya. Allah münafıkların şerrinden amin. Muhafaza etsin. Amin. Ahir zamanı yaşıyoruz ya. Bak. Ya. Ya. Ahir zamanda, asr-ı saadette münafık var mıydı? Vardı. Bak, Mekke döneminde münafık yok. Ama Medine döneminde Resulullah'ın mescidin içinde münafık var. Mekke dönemi zemheri, bora, fırtına ve tipi. Şimdi -40 derecede, -30 derecede mikrop yaşar mı? Yaşamaz. Soğuk, bora, fırtına, tipi. Şimdi İslamiyet'in meşakkatli döneminde, meşakkat döneminde münafık yaşayamaz. Mümkün değil. Ama Medine dönemi artık İslam devletinin teşekkülü, İslamiyet intişar etmiş, maddi manevi kemalata kadar güzellikleri olmuş. Münafıklar, rahat dönemi, rehavet dönemi, bir de münafıklar, biz Muhammed'e tabi olursak, onun şeyinden, payından, hissesinden, savaş olur, savaştan ganimet alırız, şöyle yaparız, böyle yaparız. Yani maddi menfaattan dolayı, içi bulanık, içi karanlık. Ya, ya. İşte hani söyleniyor ya, pirincin içinde beyaz taş. En tehlikeli taş nedir? Beyaz taştır. Ağzına alırsın, dişini kırar. Evet. Allah münafıkların şerrinden alem insanı muhafaza etsin. Evet. Şimdi şeyde tabii o Mekke'nin müşrikleri, kafirleri Cebrail geliyor, haber veriyor. Değil mi? Şimdi Resulullah peygamberimiz münafıkları tek tek tanıyordu. İsimleriyle, Cebrail Aleyhisselam da ona listeyi vermişti. Bir sahabeye, peygamberimiz de, Hazreti Hüzeyfe'ye de, Hazreti Hüzeyfe Resulullah'ın sır katibi, sır katibi, ona isimlerini vermişti. Hazreti Ömer de, Hazreti Hüzeyfe'nin münafıkları tanıdığını biliyordu. Hazreti Ömer, birisi öldüğü zaman Hazreti Hüzeyfe'yi takip ediyordu. Eğer Hüzeyfe cemaate gider, cenaze namazına iştirak ederse demek ki bu Müslüman. Gelmezse, iştirak etmezse bu münafık. Bir gün yine Hazreti Ömer şeyi takip etti Hüzeyfe'yi. Hüzeyfe geldi, tabiri caizse köşeden döndü. Girmedi işte cemaatin içerisine. Hazreti Ömer yetişti, sert de tuttu böyle Hüzeyfe'nin göğsünden. Lillah için söyle Hüzeyfe, Ömer de onlardan mı? Söyle. Ya. İllah için söyle, Ömer de onlardan mı ya? Bak. Ya Hazreti Ömer, dikkat edin bak, aşere-i mübaşereden, cennette müjdelenmiş 10 kişiden birisi.
Peygamberimiz eğer benden sonra peygamber gelseydi bu Hattaboğlu Ömer olurdu. Bak böyle bir zat kendinin münafık olup olmadığı noktasında endişe duyuyor. Lillah için söyle Huzeyfe, ben de onlardan mıyım yani? Ya. Cenab-ı Hak nifaktan hepimizi muhafaza etsin. Bak yani iman hakikatleri inşallah, bak şu hakikatler şu okuyoruz, anlıyoruz. Yaşamaya çalışıyoruz. Ahir zamandayız. Hatamız çok, günahımız çok. Safi ve berrak değiliz. Ama imanımız var. İltizamımız var. Dini seviyoruz. İslam'ı seviyoruz. İslam'ın ilası yıkası noktasından gayret gösteriyoruz. Allah elimizden tutsun, ayağımızı kaydırmasın. Münafıkların şerrinden de alem İslam'ı korusun. En büyük ihanet İslam tarihinde münafıklardan olmuştur. Yani bak. Ya. Cenab-ı Hak şerlerinden muhafaza etsin. Evet. Fıtratı bozulmuş yani, tefessüh etmiş yani. Yani lağım suyu. Hani lağım suyu temizle. Lağım ulan. Pis ya, pislik. Tamamen tefessüh etmiş bak. Hayra medar kabiliyeti kalmamış. Bak. Şimdi bir elmayı alırsın, değil mi? Yani kesersin, bıçakla bakarsın, bir tane canlı bir mahluk başını çıkarttı, ne var ne yok falan. Organik. Ye geçsin. Şimdi İslam fıkhına göre meyve kurdu caizdir yani. Ama insan hissiyat noktasından bıçak alır atarsın. Atarsın, diğerini yersin. Bak hani elmanın bir tarafı kurtlanmışsa oraya atarsın, diğerini yer misin? Yersin. Caiz midir? Caiz. Ama bir elmayı düşün. Böyle kala kala güneşin gözünde, güneşin alnında sipsiyah kesilmiş. Hı. Böyle parmağını vuruyorsun, pat diye patlıyor. Elmanın içinde topunenin başı kadar beyaz yok. Hepsi simsiyah. Hepsi simsiyah. İşte münafık bu. Ya. Bitmiş yani. Onun için münafıklar cehennemde ebedi kalacaklar. Allah münafığı affetmiyor yani. Ya. Kafir ve münafığı affetmiyor. Evet. Hatta deniz dibinde balıklar canilerden şekva ederler ki istirahatimizin selbine sebep oldular diye rivayeti sahiha vardır. O halde kafirin ve münafığın azap çekmesine acıyıp şefkat eden adamlar şefkate layık hadsiz masumlara acımıyorlar. Sübhaneke la ilme lene illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. وَاَخِرُ دَوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدِ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. El Fatiha.